Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Node.js Boilerplate serimizin ikinci dersini çekiyor olacağız arkadaşlar. Bugün yeni bir ders ve başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah şu an sesim iyiyse başlıyor olacağım arkadaşlar. Çünkü bu ikinci çekişim. Bir önceki çektiğimde sesde sıkıntı vardı. Ses gitmişti. Yeniden çekiyorum şu an. İnşallah şu an seste sıkıntı olmaz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bugün ne yapacaktık? Bugün işlerimizde arkadaşlar servis işlemlerimiz ve model işlemlerimizi yapıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste inşallah GWT'yi görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane bir model işlemlerimizi gerçekleştiriyor olalım. Bir tane şuraya model klasörü oluşturuyorum arkadaşlar ve buraya bir tane User modelimi oluşturacağım arkadaşlar. Bu model ne arkadaşlar? Bu model veri tabanındaki kolonlarımın olacak arkadaşlar. Ben bir veri kaydedeceğim de nereye kaydedeceğim? Alanları ne? Bunları tanımlamam gerekiyor. Bunu da model klasörü içerisinde tanımlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buradan const mongo eşittir neydi arkadaşlar? Require mongo's. Tamamdır. Buradan da şimdi const user sem böyleydi herhalde. Yine de bakarım ben. Burada da arkadaşlar mongo use ya bunu da şu şekilde tanımlayayım ya. Şema şu şekilde yapıyorum. Tamamdır. Doğru yaptım. Şuraya bir şekilde timestamp belirteceğim arkadaşlar. True olacak. Bu ne arkadaşlar? Bu veri tabanımdaki created, updated kolonlarım arkadaşlar. Bunu otomatik olarak benim için oluşturacak ve bir veri eklediğimde otomatik olarak timestamp o zamanın tarihini atacak ve ya bir veriyi güncellediğimde o zamanki veriyi güncellediğim tarihi atacak arkadaşlar. Şimdi benim veri tabanım alanlarında ne olsun arkadaşlar? Full name diye bir tane alanım olsun benim. Bunun type'ı ne olsun? String olsun arkadaşlar. Bir de email diye bir tane bir şeyim olsun. Bunun type'ı küçük harflerini yazacağım. Type'ı string olsun. Ve bir de unique şeyim olacak arkadaşlar. Bu da true olsun. Neden? Ben giriş yapma işlemlerimi yapacağım değil mi? E-mail'imde giriş yapacağım. Bir de aynı mail ile birden fazla kişi kaydolduysa ne yapabilirim? Kim giriş yapacak ben bilemem ki. O yüzden unique bir tane e-mail'e ihtiyacım var arkadaşlar. Veya username'e ihtiyacım var. Username'le giriş yaptıracaksam kullanıcılarımı. Ama ben e-mail diye bir alanımla yapmak istiyorum bunu. Bu şekilde gerçekleştiriyor olacağım arkadaşlar. Tamam, e-mail alanımda koydum. Bir tane de neye ihtiyacım var? Password'e ihtiyacım var arkadaşlar. Şurada password diye bir tane type string bir tane alanımı oluşturdum. Çok güzel. Bir de şimdi bunu module.export diyorum arkadaşlar. Burada da mongo.model modelimin ismini tanımlıyorum. Bu veri tabanıma gidecek mi? Bir de ne bu şemamı tanımlıyorum arkadaşlar. Bu şemamı ve Mongo veri tabanına iletiyorum arkadaşlar yani. Şimdi şu an modelim tamam. Şimdi gelelim servis işlemlerimize arkadaşlar. Services diye bir tane class oluşturdum. Bu ne arkadaşlar? Bu business logic diye de geçer. Çok duymuşsunuzdur. Bizim controller'ı da yaparız normalde büyük oranda şeylerimizi. Kaydetme kodlarımızı, update etme, delete etme hepsini bir uzun uzun yazarız arkadaşlar değil mi? Ama bunları uzun uzun yazmaya gerek yok. Onu kısalaştıracağız zaten. Ayrıca bir de bu kodları orada yazdığımız için ne oluyor? Sürekli bir şey ekliyoruz, oraya ekliyoruz, oraya ekliyoruz. Aslında onun işi denetlemek. Geldi, tamam, post sistemi geldi. Ben bir servise göndereyim bunu. Servisten işlemi gerçekleştirsin. Sonra ben kullanıcıya dönütüm vereyim. Asıl konsolların amacı bu denetlemek. Ama
Biz bütün business logic kodlarımızı orada yazıyoruz. O yüzden iyi olmuyor. Çünkü orası büyüyebiliyor arkadaşlar. Bir zaman sonra okunmaz hale gelebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bütün bu kodlarımızı servis katmanında alıyoruz ki daha rahat kod okuyabilelim ve daha kolay işlemlerimizi gerçekleştirebilelim. Şimdiki yapacağımız yapıda zaten işlemlerimizi daha da basitleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim servis klasörünün içine. Burada bir tane ben base servis adında bir tane class tanımlayacağım arkadaşlar. Base servis diyorum arkadaşlar. Burada bunu tanımladım. Class'ımı tanımladım. Şimdi burada yapacağım işlem ne? Süper diyorum. Bir constructor tanımlıyorum arkadaşlar. Buradan model alacağım ben. Ney bu? This nokta model eşittir model arkadaşlar. Bu ne? Şimdi ben aslında bunu ilerleyen bir aşamada göstereyim arkadaşlar. Controller'dan yönlendirdiğince daha iyi anlayacaksınız bunu. Çünkü burada anlattığımda biraz daha soyut kalacak. Şimdi burayı controller aşamasına geldiğimde anlatayım arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane ver şekilde. Şimdi ben buraya neden liste yazdım? Şimdi ona gelelim. Geleceğiz arkadaşlar. Şunu da vereyim. Create. Burada data alacağım. Update. ID virgül data alacağım. ID alacağım. Delete alacağım. Şimdi bizim büyük oranda işlerimiz ne arkadaşlar? CRUD işlemi yapıyoruz değil mi? Şimdi CRUD işlemleri sabittir. Yani create, read, update, delete arkadaşlar. Biz bu işlemlerimiz sabit. Sürekli yapıyoruz. Aynı kodları sürekli yazıyoruz. Buna gerek ne yok arkadaşlar? Yok. Gerek yok. Biz bu standart yaptığımız işlemlerimizi bir tane base servis için alalım. Bunun içine bu kodları yazalım jenerik bir şekilde ve bunları çağıralım. Bu bizim işimize burası bu işlerimizi yapsın arkadaşlar. Biz sürekli bu kodları yazacağız. Sadece bu servisi çağıralım ve bu işlemleri yapsın. Doğru mudur? Biz bunu gideriz. User modeli için de yaparız. Proje modeli için de yaparız. Her model için yaparız arkadaşlar. Şimdi birazdan daha iyi oturacak burası. Diyorum ki burada return await diyeceğim. This nokta model soru işareti nokta find. Burada şey dememin sebebi arkadaşlar soru işareti dememin sebebi JavaScript'te görmüşsünüzdür. Option chaining miydi? Option chaining operatörü herhalde. Chaining operatörle. Bu arkadaşlar şey. Şimdi model buradan null gelirse, model gelmezse yani buraya undefined diyor diyerek. Kodumuzda hata atmıyor. Yani bize aslında şunu yapıyor. If this nokta model this nokta model yoksa return null ver diyoruz mesela. Return null ver diyoruz mesela. Biz bu işlemi burada yapmak yerine JavaScript'te zaten otomatik var. Biz soru işaretini ekliyoruz. Bu bizim yerimizi yapıyor ve kodumuzda hata çıkartmıyor arkadaşlar. O yüzden bunu yazmak yerine direkt soru işareti koyuyoruz. Burada da ne yapacağız şimdi? Onu geçtik. Şöyle tanımlıyorum. Tamam. Şimdi buradaki bunu niye yaptım arkadaşlar? Ben buraya bir sorgu atabilirim veya bazı kolonlara göre veya name first name diyorum, full name mi veya e-mail'e göre sorgu atabilirim değil mi? Bunu yapabilmek için böyle bir şey yaptım. Eğer ver de bir koşulum varsa buradaki verdeki koşulum işlensin yoksa bana bütün kullanıcılar getir diyorum aslında. Birazdan daha iyi anlayacaksınız bunu da. Verileri görünce, verilerin işlemi yapınca daha kafada oturacak arkadaşlar burası. Şimdi return diyorum. Evet diyorum. This nokta model soru işareti nokta create diyorum arkadaşlar. Datamı veriyorum buraya.
Burası da bu kadar. Şimdi return await this nokta model soru işareti neydi bu? Find by ID and update. Evet. İlk başa ID gelecek arkadaşlar. Diğerinde data gelecek. Güncelleyeceğim alan gelecek yani. Return await this nokta model soru işareti nokta find by ID and delete. Buraya da ID versem yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirdi. Tek satır kod arkadaşlar. Bu en güzel yanı bu. Yani ben burada ne yaptım? Şimdi CRUD işlemlerinin hepsini yaptım aslında şu an arkadaşlar. Ben kontrolörüme gidip burayı çağırdığımda bütün işlemlerimi gerçekleştiriyor olacak benim yerime. Yani ben list çağırdığımda list verilerinin hepsini getirecek. Create dediğimde bana gelen post işlemdeki datayı verdiğimde veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirecek. Update dediğimde update edecek. Delete dediğimde delete edecek. Ben bunları gidip bir daha yazmıyor olacağım aynı şekilde. En güzel yanı bu arkadaşlar. Şimdi base servisimizi yaptık. İyi güzel. Bir de ne yapacağız? Biz bunları ayrı ayrı şeylerden çağıracağız arkadaşlar. Bu bizim base'imiz. Yani user diye bir şey yapacağım. Class mantığını biliyorsanız arkadaşlar. User service diyeyim. Service. Class mantığını biliyorsanız burada bir extend işlem var arkadaşlar. Ben neye extend alacağım? Base servisime extend alacağım. Buradan bunu import etmem lazım. Bir de şuradan yarın start diyeyim arkadaşlar. Const base servis eşittir. Bunu bir şey yapayım arkadaşlar. Nokta slash base. Bunu buradan bir tanımlayayım. Şurada bir şey yapmayı unuttuk. Bunu export etmeyi unuttuk. Module nokta export tamamdır. Base servisim arkadaşlar bu. Base servisimi şey yaptım. Tamam. Şimdi burada yapmam gereken sadece ne arkadaşlar? Constructor tanımlayıp user modelimi vermek. Const user. Bunu da şimdi açıklayacağım size. Require şekilde user değil. Tabii ki. Şunu şu şekilde alayım. Bir geri geleceğim. Model klasörünün içerisinde user'ı vereceğim. Şimdi ben burada ne yaptım arkadaşlar? Base servisim iyi güzel. Benim yerime create yapıyor, update yapıyor, delete yapıyor, listelemeyi yapıyor. İyi güzel de. Bu modelimi nereden bilecek? User modelimi nereden bilecek arkadaşlar? Bilemez. O yüzden ben buradan bunu extend aldım. Evet. Extend aldım. Mirasını aldım. Ve buna dedim ki user'ı gönder. Burada da ne yaptım? Modelimi aldım. Constructor'da bu işlemleri gerçekleşmeden bu klasa girdi. Hemen bu işleme girdi. Bu user modelini aldı. Bir değişkeni aktardım. This nokta model diye bir tane şey yaptım. Değişken yaptım. Bunu buna aktardım ve buralarda hepsi user nokta find, user nokta create şeklinde oldu arkadaşlar buralar. Ve çok kolay bir şekilde oldu bu yani. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bir de ben şurada bir şey unuttum. Şunu bu şekilde değildi arkadaşlar. Şunu en başta gösterecektim aslında. Burayı artık bu şekilde almayacağım arkadaşlar. Bunu env'den alacağım. Proce mongo url. Neden? Çünkü burada daha iyi arkadaşlar. Bunu burada vermeyelim. Burada kötü bir kullanım oluyor aslında. Ve environment'larımızın hepsini şeyden alalım. Environment dosyamızdan alalım. Data.env dosyamızdan alalım arkadaşlar. Burada direkt bunu vermeyelim. Çünkü ileride proje büyüyecek. Hepsini nereden bileceğiz biz neyi nerede yap? Hepsi environment dosyamız içerisinde olsun ki buradan direkt değiştirelim. Değiştirelim. Bütün sistemimiz hemen ayağa kalksın rahat bir şekilde.
Bizim dışarıdan istenilen şeyleri de biz şuradan vereceğimizi biliriz. Çünkü kodu bilmeyiz. Bilemeyebiliriz kod büyüyünce. Tamam. Şimdi bunu yaptığımıza göre kontrollerimize gidelim arkadaşlar. Kontrollerimize gidelim. Şimdi burada daha mantıklı olacak. Şunu bir asenkron yapayım arkadaşlar. Şunu da şöyle sildim. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada const user service eşittir require diyorum arkadaşlar. İki geri geldim. Servis klasörümün altında user servisimiz dahil ettim buraya. Çok güzel. Şimdi const users eşittir. Bir değişkenim aktarmam gerekiyor. Şurada bir de eve ekleyeceğim. Eşittir. Burada değil pardon. Eşittir. Eşittir. Await. User service nokta bunu şey yapmadım herhalde. Export etmedim değil mi? Aynen. Module nokta export eşittir new user service. Tamam. Çok güzel. User service nokta listi çağırıyorum arkadaşlar buraya. Tamam. Şu an bütün verilerimi bu şekilde çekebilirim arkadaşlar. Burada sadece rest nokta rest nokta return rest nokta json direkt user'ımı verebilirim arkadaşlar. Bu şekilde de verebilirim. Tamam. Şimdi bir bakalım. Gelecek mi verimiz? Şuradan hemen eğer web store kullanıyorsanız arkadaşlar burada işte prequest diye bir şey var. Ben bunu kullanıyor olacağım. Diğer VS Code vesaire kullanılan için de böyle bir eklenti var arkadaşlar. Direkt oradan indirebilirsiniz veya Postman'de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ney bu? API diyeyim ben bunun adına. Tamamdır. Bir get işlemi yapacağım ben. Get şuradan nasıl yazdığını unuttum ben bunu. Kopyalayacağım şunu direkt. Tamam. Şöyleymiş. HTTP slash neydi? Localhost 3000 portunda API'nin altında user diyorum arkadaşlar. Bir istek attım. Ne döndü? Şu an bana boş döndü arkadaşlar. Verim yok dedi bana. Tamam güzel. Şimdi bir verim olsun bakalım benim. Ama şimdi onu aslında şurada göstereyim daha iyi anlarsın. User'ıma geldim. Bunu bir çoğalttım. Create dedim. Burada buna post dedim arkadaşlar. Şimdi user controller'ıma gittim. Burada Ece dedim. Create dedim. Rek virgül resimi aldım ve const user await diyeyim aslında await user service nokta create datamı verdim arkadaşlar datamı data diyorum ya rek nokta body vereceğim aslında ben tamam. Ama bundan önce bir göstereyim. Neyse. Rest nokta rest nokta JSON success diyeyim. Tamam. Direkt aslında şurada şunu tanımlayayım ya. User eşittir. Şurada direkt user'ımı tanımlayayım. Direkt vereyim yani. Tamam. Şimdi yapalım bakalım gelecek mi kullanıcımız. Tamam. Şimdi şuradan bir de post alacağım. Post nasılmış? Şöyleymiş. Şurada başına 3 tane DS koydum mu? Tamam. Burası.
Şunu şöyle alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Benim hangi alanlarım var? Full name'im var. Name'im var. Ali. Ali diyorum arkadaşlar direkt. Hatta kahvaltı diyeyim bir de. E-mailim var. Test.com dedim. Bir de password'üm var arkadaşlar. Buna da şöyle dedim. Tamam. Şimdi ben bir post sistemi gerçekleştireyim. Ne olacak? Tamam, bana bir şey döndü. İyi güzel. Bir şey döndü. Yani bir verim geldi. Yani bir veri kaydettim diyorum yani ben. Ama bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Sadece ID'm var arkadaşlar. Hani benim şeylerim nerede? Ne full name'im, e-mail'im, şifrem nerede? Bunları alamadık. Neden alamadık? Şu yüzden alamadık arkadaşlar. Burada bunlar JSON olarak geliyor bize. Biz bu JSON'lar işlemiyoruz arkadaşlar. Use diyorum. Burada express.json diyorum arkadaşlar. Böyleydi herhalde. Şimdi bir daha bakalım. Ne kaydedeceğiz? Şimdi bir daha kaydettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana bir şeyler döndü. Bana bir şeyler döndü. Ve verilerim kaydedildi. Ama bir şey yanlış gibi, bir şey yanlış. Modelimde ben bir timestamp alanı eklemiştim. Ama hiçbir şey gelmedi. Neden gelmedi? Hemen bakalım şuradan ya. Mongoose diyelim. Direkt sitesine girelim de. Read diyorum arkadaşlar. Timestamp'i bir aratıyorum arkadaşlar hemen. Büyük ihtimal bir yerde yanlış yazdık. Ben mi göremiyorum? Timestamp. Arkadaşlar timestamp. Şey tanımlarken direkt veriyorduk diye hatırlıyorum. Timestamp. Hayır, yanlış yazmışız arkadaşlar. O yüzden. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi biz yeniden bir veri eklemeye çalışalım. Ne olacak? Aynı maille eklemeyecek arkadaşlar. Test 1 dersem bunu ekliyor olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi niye eklemedim? Niye eklemedim? API user. Şu an bir hatam var galiba. Tamam. Kapat başlığım. Tamam. Şu an sıkıntı yok. Çok güzel. Şuradan bir bakalım. Tamam. Timestamp alanlar created, updated alanlarım da geldi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi diğer işlemlerimizi de gerçekleştirelim abi. Kontrolümüze create'i yazdık, list'i yazdık. Hadi şimdi neyi yazacağız? Update yazacağız arkadaşlar. Update dedim. Buraya yine rekim ve resim geldi. Burada const user eşittir. Await diyorum yeniden. User servisi mi tanımlıyorum ve burada ne diyorum? Update. Çok güzel değil mi arkadaşlar bu kullanım? Çok rahat. Bir şey yapmıyorum. İki satır büyük oranda neredeyse. Ha, belli işlemlerimiz için tabii ki uzayacak burası ama büyük oranda biz ne yaptık? Hem işlerimizi kolaylaştırdık. Yani şu an bizim o yaptığımız base servis bizi büyük bir işten kurtarıyor arkadaşlar. Her yere aynı kodu yazmaktan kurtarıyor yani. Çok kolay şu an. İşlemlerimiz çok kolay yapıyoruz. Rake nokta kapatıyorum arkadaşlar. Params nokta id diyorum arkadaşlar. Bu şimdi göstereceğim bunu da. Şimdi rotalarıma yeni bir rota daha ekliyorum. Bunu update diyorum. Burada ne demem lazım? ID demem lazım arkadaşlar. Ben ID'me göre güncelleyeceğim bu alan. Put diyorum burada da.
Bir de delete işlemimizi de koyalım. Bu da aynı olacak çünkü. ID alacak. Bir de hemen şuraya delete'i de tanımlayalım. Nerede kontrolümüz? Burada. Tamam. Şunun aynısını kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Delete diyorum buna da. Şu data olmayacak sadece. Res nokta data diyorum buraya da. Rec nokta body diyeceğim buraya da. Res nokta json diyorum. User diyorum. Buraya da res nokta json user diyorum arkadaşlar. Buraya silindi, silinmedi mesajlarını verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar size kalmış tabii ki. Bunların hiyerarşik şeylerini de gösteriyor olacağım zaten ileride. Tamam. Şu an update'im ve delete'im de hazır. Şimdi gelelim API'mıza. Bunun aynısını kopyalıyorum. Şuradan buna put diyorum arkadaşlar. Tamam. Buradan slash diyorum. Şu an ben güncelleme işlemi yapacağım arkadaşlar. Şunu güncelleyeyim. Şunun hiçbir şeyi yok çünkü. Şu verimi güncellemek istiyorum arkadaşlar ben. Tamam. Şunu aldım. Güncelleyeceğim. Buna Ali Karabay. Buna da Mehmet diyelim. Mehmet diyelim. Hep yoksun mu? Mehmet diyelim arkadaşlar. Tamam. Put dedim. Tamam. Bir şey döndü bana. Bakalım güncelledim arkadaşlar. Şurada bir refresh ikonu falan yok mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mehmet olarak güncelledi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde çalıştırdık arkadaşlar işlemlerimizi. Hadi bir de delete yapalım. Bunu bir de silelim arkadaşlar. Silebilecek miyiz? Delete. Bunu vermeme gerek yok artık. Direkt bu kadar arkadaşlar. Sildim. Bakalım sildi mi? İki tane verim kalmamış olması lazım. Mehmet gitti mi? Gitmedi. Biz mi yanlış yazdık delete işlemini? Delete API user bunu put olarak kalmış. Pardon. Delete. Şimdi bir daha bakalım. Delete dedik. Tamam. Mehmet silindi arkadaşlar. Şu an Mehmet diye bir kullanıcımız yok. Arkadaşlar. Bakalım. Neden hala var? Yapmadık mı? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Delete diyeceğiz burada. Bir hata yapmışız. Delete dedik. Şu an silmiş olması lazım arkadaşlar. Şu an böyle bir kullanıcı olmaması gerekiyor. Ve öyle bir kullanıcı gördüğünüz üzere yok arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştirdik. Aslında işlemlerimiz bu kadar. Ne yaptık peki biz buralara? Hepsini ben bir kapatayım. İlk bir model oluşturduk arkadaşlar. Burada alanlarımızı belirttik. Benim full name diye bir alana ihtiyacım var. E-mail diye bir alana ihtiyacım var. Password diye bir alana ihtiyacım var dedik. Ve bunları yaptık. Bir de timestamp ekledik. Biz created update etlerimizi alalım. Yani bir veri de eklediğimiz zaman eklenen tarihi, güncellediğimiz zaman güncellediğimiz tarihi alalım diye. Sonra bunun ismini user olarak diye verdik arkadaşlar. Sonra bir de servis yaptık. Burada en önemli şey base servisimiz arkadaşlar. Base servisimizde bir tane constructor tanımladık. Buradan model diye bir şey aldık. Neden? Çünkü biz buraya hangi modelimizi güncelleyeceğiz? Onu belirtiyoruz. Yoksa bilemeyiz. User modelimiz geliyor buraya. User modelimiz geldiğinde de burada this nokta model diyoruz. Yani bu soru işareti de ne içindi? Eğer model diye bir alanım yoksa direkt undefined hata vermesi. Kodumun hiç hata, error fırlatmaması için yapmıştık bunu. Kodumuzu. Böyle şekilde yaptık. Dedik burada this model yani buraya user geldi. User nokta find dedik. Şimdi şunu da bir göstereyim hemen. Şunu da bir göstereyim. Şunu da bir göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. Controller'ıma gireyim. Buradan şu an ben hiçbir şey almıyorum aslında. Rec nokta
Prompt diyeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben sorgu atmak istiyorum. Yani şunu yapmak istiyorum. URL'imde. Soru işareti burada değil de. Soru işareti. Soru işareti. Neydi? Full name arkadaşlar değil mi? Name'im. Name'im. Ali olanları getirsin bana be. Ali olanları getirdi. Peki e-mailimi test et olanları getirsin bana bir. Gördüğünüz gibi şunu hepsini getirmesin ya. Bana şöyle getirsin. Bir tanesini getirsin diyorum mesela. Bunun ikisinin maili de aynı mı? Yok, aynı değil. Ben yapamadım herhalde bir şey. Yanlış yapıyoruz. Buradan sorgu API user email kontrolümüze geldik. List. Tamam. Listimize gittik. Ver koşulumuz gelirse ver. Yoksa bunu yap dedik. Tamam. Soru işareti email eşittir test.com. Peki example desem yine mi getirir? Benim buraya bir şeyim gelmiyor herhalde. Ben bu şeyde ne alıyorum ona bir bakacağım arkadaşlar. Rec.params da bir bakayım. Bir daha çağırdım. Boş geliyor. Rec. Neydi arkadaşlar? Rec.params. Rec.params değil. Query. Arkadaşlar. Query. Şimdi atalım. Şu an query'i aldık. Evet. Tamamdır. Query. Yanlış yaptık arkadaşlar. Params değil. Query. Şimdi ben example diye bir şey var mı arkadaşlar veri tabanında? Yok. Doğal olarak getirmedi. Test et dedim. Test et dedim. Diyemedim. Et dedim. Bana sadece test et olanları getirdi. Ama hep, bu buna eşitse diye bakıyor şu an bu. Test et. Test nokta com dedim arkadaşlar. Getir dedim. Bana bir tane veri getirdi gördüğünüz gibi. Yani benim aslında burada sorgu da atabiliyorum. URL'den sorgu atabiliyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ayrıyeten ben burada benim istediğim, kullanıcının istediği değil de benim istediğim alanıma göre veya name'i şu olan diye getirebilirim veya ID'si bu olanı getirebilirim arkadaşlar. Veya kategorileri bu alanları getirtebilirim. Direkt ver sorgumu burada atarım yani. Bunun için bir şey yazmama ne olmadı? Gerek kalmadı. Bu yüzden böyle bir şey yaptık. Tamam, bunu da gösterdim. Buradaki olayımız oydu yani. Peki, şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz base servisimizden. Bu böyleydi. Create'de de aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde user.create dedik. Datamızı verdik ve verilerimizi kaydettik. Update ettik, delete ettik. Bu şekilde. Peki. Benim bunlar dışında bir şey yazmam gerekti. O zaman ne yapıyorum? Veya list bana yeterli gelmiyor. Veya create bana yeterli gelmiyor arkadaşlar. Ne yapacağım o zaman? Gideceğim. Create'imi kendi create'imi kendimi yazacağım arkadaşlar. Yani şu an ne yaptım? Kendi create'imi kendim yazdım. Şunu list yapacağım ben arkadaşlar. Göstermek adına. Şuradan return hello diyeyim. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi listi çalıştırsam ne olur arkadaşlar? Hangisi şu? Hello yazdı gördüğünüz gibi. Yani artık ne oldu? Base servisindeki listten değil de benim user servisimin içerisindeki liste aldı. Ben şu an override ettim arkadaşlar bu fonksiyonun üzerine yazdım yani. Ezdim yani o fonksiyonu.
Benim bu gibi durumlarda ihtiyacım olabilir. Bu gibi durumlarda ihtiyacım olduğunda ben direkt buradan o fonksiyonu yazarım arkadaşlar. Ezerim. Veya bunların dışında bir ihtiyacım oldu. Sadece user service için bunu yazarım. Sadece bunu yazmış oldum ve bu işlemi yapmış oldum. Çok güzel bir şekilde soyutlamış oldum arkadaşlar. Herkes kendi işini yaptı. O yüzden burası bu şekilde daha pratik ve daha okunabilir, daha kolay bir yöntem oldu arkadaşlar. Base'imiz de bu şekilde. Farklı şu an anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. İlerleyen dersimizde de neye bakacağız bunların dışında? GWT'ye bakacağız. Ayrıca bir de Joy'e bakacağız arkadaşlar. Bir validation işlemi gerek bize. Yani bu zorunlu olan verilerimiz var. Zorunluysa bunu bize göndermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani full name zorunludur. E-mail zorunludur. Bunları daha demin göndermedik. Ne yaptı? Yine de veri tabanında oluşturdu değil mi? Bunlar ama zorunlu alanlarımız bizim yani. Hata vermesi lazım. Bu alan zorunludur. Girmek zorundasın demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugün bir şeyleri de yapacağız. Joy diye bir tane kütüphanemiz var. Bunu ekleyeceğiz. Ayrıyeten GWT'ye bakacağız ve middleware işlemlerini de bakıyor olacağız arkadaşlar. Çünkü error handling'leri de önemli. Error handling'leri de görüyor olacağız bir sonraki derslerde. Şu an anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Base inşallah servis ve model yapılarını güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.